geldin. Aslında planımız saat 11'de evden çıkmaktı. Saat 1.30. Her zamanki biz yani şaşırdık mı şaşırmadık. Bugün Buzeciğimizin doğum günü, evet. Ve benim doğum günümde olduğu gibi onun doğum gününde de şeydi Maple'a. Doğum günü yemeğine gidiyoruz. Arkadaşlar ne kadar inanılmaz. Şeydi Maple videosunu dün gibi hatırlıyorum. Gül ablanın doğum günü için gitmiştik ve bir sürü şeyler 25, yemiştik. 25, 26, 27, 28 Şubat'taydı çekimimiz. Evet. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'u 5 ay geçmiş. Nasıl olabilir? 5 ay nasıl geçti? 5 ay önce gittiğimiz şeydi Maple'da. Bugün Buse'nin doğum günü kutlamaya gidiyoruz. Çünkü orada doğum günü çocuğuna, yani doğum günü kişisine ücretsiz yemek var. Müthiş bir yer. Bayılıyoruz orada olmaya. Poyraz, ben ve Lidl aile. Bugün Buse'nin doğum gününü kutlayacağız. Ve keyifli geçeceğini umuyorum. Geldik. Süpermarket ama böyle bir süperlik yok yani. Hiper, süper. Hepsi mega. Bir arada. Mega. Hepsi. Ultra, mega, ultra. Evet. Nasıl deneyim, yani nasıl deneyeceğiz bilmiyoruz. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Şimdi şurada görüyorsunuz şeydi Maple Smorgasbord. Smorgasbord açık büfe demekmiş arkadaşlar. Yani gir, yiyebildiğin kadar ye. Ama evine götürme. Ama evine götüremez. Çok güzel. Ama belki de bugün güneşten ölçümüz. Götüreceğiz, kahve götürsek yeter. Öğle yemeğinde bile bu kadar dop dolu olması ve doğum günüm şerefine boş, çok güzel boş bir yer buldum arkadaşlar. Öğlen, akşam, sabah kahvaltını deneyimlemedik ama her zaman burası böyle kalabalık. Ama arkadaşlar, bu kadar insan nerede? Nasıl bir kalabalık ya bu? Nasıl bir öğlen yemeğisin sen ya? Mutlaka sıra beklersiniz. Bakalım evet. Bu sefer sıra bekleyecek miyiz? Galatasaray ne alaka? Sağda çantası var. Hani? Galatasaray değil o, başka bir şeydir. Bu arada arkadaşlar Galatasaray'da olan... Bayağı Galatasaray'a benziyor yalnız. Ya Fenerbahçeliler ne yapsın? Yorum yazsın. Yorum yazsın. Bende de şöyle bir değişik bir şey var. Annem, ablam ve diğer ablam Beşiktaşlı. Evet. Babam Galatasaraylı. Ama Poyraz ben da hepimize gıcık olmak için. Hayır. Başka bir anlamı yok. Adeta bir tatil köyü gibi. Şu kadar olduğu için ben bu kadar kalabalık olmaz zannediyordum. Arkadaşlar konuşmayın da eve girelim. Adamlar bir şey biliyorlar da böyle yapıyorlar Buse. Buraya ben otobüsler dolusu insan geldiği günü bile biliyorum. Evet. Otobüsle geldiler. Yani turistler geliyormuş buraya. Sen bir alt katı görsen o hediyelik eşya yerini. Yoksa sıra. Buradan mı başlıyor? Wow. Sıraya bakar mısınız? Akşam sıra gelir mi acaba bize? Yani bunun akıllıca bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? $47 ödedik. $47 ödedik biz. Kuya doğum günü indirimliymiş. Poyraz 10 yaş altı olduğu için ona indirimli. Today at lunch there is the same food as dinner. Because today is Saturday. Saat 3'te öğle yemeği bittiği için Musa onu sorguluyor. Buraya geldiğimizde de yiyecek mi diyor. Çünkü sadece bir saatimiz kaldı. But other than that, the food is still the same. Evet. Hiç sorun yok. İstediğiniz kadar oturabilirsiniz. Erken yememiz iyi olmaya. Doğum günü kartını görelim. Congratulations. Congratulations. Şimdi yeni bir eziyet. Bu güzel kokulara dayanmak için bir de bu kuyruğu falan geçmeniz gerekiyor. Çok uzun. Diğer kuyruk daha da uzun ama diğer kuyruk zaten açık masalar için. Biz daha çok şöyle kapalı masaları seviyoruz. Bu yüzden bu kuyrukta beklemeye razıyız. Doğum günümüzde neler var bakıyoruz. Şimdi akşam yemeğinden $5 indirimim var. Öğle yemeğinden $3 indirimim var. Başka bir gün gelirsem. Farm Market Bakery'de $10'luk bir sipariş, bir şey alırsam $10'luk ücretsiz bir kekim var. Wow. Ondan sonra gift shop'ta aşağıda bir ürün için %20 indirimim var. Bir ürün seçiyoruz, %20 indirimli alıyoruz. Şöyle bir kampçıda, kamp arabası satan yerde %10 indirimim var. Bir yerde daha %20 indirimim var. Ve bu kadar. Uzun bekleyişten sonra önümüzde sadece bir aile kaldı. Yani bir masa kaldı. Bu kadın kalkan masaları kontrol ediyor. Elindeki sana verdikleri kağıdı da kontrol ediyor. Kişi sayısına göre masanıza götürüp oturtturuyor. Ve sıra bizde.
Arkadaşlar çok bir şey söyleyeceğim size. Annemin doğum gününde 33'teydi. Evet. Sonra buraya geçmiştik. Evet, geçmiştik. Ben ilk postamı aldım. Bu benim ilk postam. Her postayı çekeceğiz. O kadar çok şey var ki daha etlere girmedim bile. Daha waffle'lara girmedim bile. Daha tavuklara girmedim bile. Balığa hiç girmedim. Yani girip daha tatlı var. Onun dışında daha bir sürü... meyve, içecekler, kahve. Onlara girmedim bile daha. Şu kadar için bir şey alıp geldim. Bakalım nasıl? Şu kadar dedim, bunlarla zaten doyacaksın ama... Evet ama... Düşürelim. Şimdi bir şey içecek alıp geliyorum. O sırada Gül abla da alışverişini yapsın. Alışveriş. Sonra buluşalım. Sıra bekliyoruz. Nerede? Bir şey alırken bile. Hamburger, pizza. Yani dünyada ne kadar yemek varsa her şey burada. Evet. Dünyanın yemeği diyebilir miyiz? Hadi güle güle. Ne alacaksın? Hepsi Mountain View var. Sadece Mountain View var. Çünkü az az dene, beğenmezsen değiştiririz. Nasıl bir şey? Daha tatlı. Yok, tatlı bir şey istemiyoruz. Yeterince kalori alacağız zaten bunu. Evet, bunu döküp şöyle hepsi alacağız. Şu hepsimi aldım, gidiyorum. Benim aldıklarım şimdilik diyebilir miyiz? Çok, şunun çok yolunu güzel. Anlamadım ya. Aa, onu ben çok denk geldi. Dün akşam o izlediğim YouTube kanalındaki Vietnamlı kızın videosunda görmüştüm. Çok soğuk kesilen bir şey. Köklü dedi. Aa, kök. Gel ondan gerçekten başlayalım. Evet. Ekmek gibi bir şey zannettim ben bunu. Adına bakarız sonra. Hayır hayır değil. Ben bunu sweet potato olarak alacağımı düşünmüştüm ama değil. O öyledir belki. Değil. Adı başka bir şey. Ne? Çok güzel bir şey. Bal kabağı değil. Aa, kabak olabilir. Bal kabağı değil. Bir yandan hop oturup hop kalkıyoruz arkadaşlar. Çünkü şu anda Türkiye'nin maçı var. Ve arkadaşlar, bizimki... Arkadaşlar 53. saniyede gol attılar ama sayılmadı. Neden? Yorumlara yazın bunu. Çünkü biz izleyemiyoruz. Evet. Yorumlayamıyoruz. Evet, doğum günü çocuğu. Instagram'dan hemen hemen. Waffle aldım. Meyve aldım. Bir tane tatlı bir ekmek buldum. Tatlı ekmek popülermiş, onu aldım. Biraz meyve, ekler. Daha tatlıya başlamadım. Bunlar tatlının görünmeyen yüzü. Nasıl yani başlamadın? Yok, bu tatlı değil arkadaşlar. Bu tatlımsı şeyler. Tatlımsık. Evet. Tatlıya birazdan giriş yapacağım. Tatlımsıncık. Daha dondurmaya da girmedim. Dondurmaya da sonra girmedim. Evet, geldik. Bunlar da benim tercihlerim şimdilik diyoruz. Bayağı benim için waffle aldı çünkü buna yetişemedim bile. Bir de şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Yolda yürüyorum ya böyle. Evet. Utanıyorum bir yandan böyle. Aç gözlüğümü dışarıya doğru yansıtmaya çalışıyorum hiç bir yandan. Hiç değilsin, hiç değilsin. Ama bakıyorum insanlara. Acaba herkes benim gibi düşünüyor. Herkes muharca almakta, yemekte serbest. Zaten bu kadar parayı bunun için veriyorum. Geçiniz çocuğum. Evet. Ne aldın? Yani bu arsızlık, yüzsüzlük, görgüsüzlük değil bence. Çünkü bu özgürlük bize verilmiş. Cennette gibi hissetmemiz için. Neler aldım? Evet, cennetin ahududulu. Börtler, ekler. Neden ekşi aldın? Magnolia gibi muzluk pazar mı bugün yok tabii? Limonlu bir şeymiş. Hemen hemen deniyoruz. Bu benim favorim ekler. Her zaman. Her gelişimde bundan bir alırım. Hmm. Ya. Çocuğusun ya bu çocuk. Ve hala hiçbir gol yok. Bayıldım. Tatlı seçimlerim çok iyi. Ne maçı? J-League lazım diyor. Neden diyor şimdi? Bir dakika. Biraz önce sadece J-League. DGKO yazdım diye kulakların içinde atıyorduk anneciğim. Çok üzülmüştük. J-League maçı göster. Sen ne bağırıyorsun acaba? Sen ne bağırıyorsun? Maçı göster. Türkiye Hollanda maçı mı? Büyük statta maçı vermişler. Maçı hayır, yansıtıyorlarmış. Evet, doğum günü mesajları okuyoruz. Ya bu da bu şebelek de burada. Şebelek sensin. Evet arkadaşlar, kimden mesaj almadım?
teyzem. Babam. Baba mı? Üvey babam. Mısır amca. Sen onları kutarsın normalde. Ben onu büyüklerime. Üvey babam. En yakın 3 kişi şu an neredeyse hayatımdaki. Evet, evet. Var mı almadım? Hayatımın bu zamana kadarki geçişinde... Acaba nerede? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Eyvah. Aç. Bakalım ne diyecek. Görüntülü mü? Hayır, normal. Sen görüntülüye çevir. Çok güzel. Nasıl mı hocam? Ben de iyiyim. Görüntülüye çevirdim. Gelmedim ekrana. Tabi unuttum tabi Ceylin hatırlatınca aklına geldi değil mi doğum günü? Bir de en büyük çocuğun olacağım var ya. Tabi maç falan derken tabi. Saat kaçtaydı maç? Benim doğum günüm gece 12'den itibaren doğum günümdü. İyiyim. Sen de. Hadi bay bay, teşekkür ederim. Bay bay. Türkiye'de şu anda, tamam Türkiye'de değil, Almanya'da 2 saat geride olduğu için teyzen uyumuştur. Hadi sen ara, utandır. Hadi bebek. Ceylin de bu arada arkadaşlar Beşiktaş'taki büyük stadyumda ücretsiz maçı veriyorlarmış. Şu an stadyuma ODV ekranından maçı izlemeye gitmiş. Bakın şöyle fotoğraflar atmış. Bayağı güzel bir ortam ya, ben de gitmek isterdim. Şimdi teyzenizi arayalım ve utandıralım. Teyzeciğim nasılsın? İyiyim canım, ben soracaktım sen de ne kadar. Evet, dedim ki teyzem unuttu benim doğum günümü, ben arayayım bari dedim. Yok, dedim daha istemsem ama olsun diye bekledim. Saat 4 teyze burada, öğleden sonra 4. Maşallah. Babam kabul etti unuttuğunu. Ben unutmadım kız. Evet. Ceylin'e yazdım, babam dedim gece 12'ye geçti. Babam evet. Aramadı dedim, hemen Ceylin babama yazdı, şu anda beni aramış. Maç heyecanından unuttum. Ben de gerçi maç heyecanı düşünüyorum unutmadım. Siz konuşmaya devam edin, ben şöyle bir ortamı göstereceğim. Hiç konuşmayacağım, ben bu etin bayılıyorum, bu eti harika. En sevdiğim lezzet. Çünkü çok fazla pork var. Domuz eti, her şeyin içinde domuz eti olduğu için böyle kendime seçtiğim lezzetler var. Taptaze her şey. Burger mi istersiniz, pizza mı? O kadar büyük bir oturma alanı var ki oda bölmüşler ama her odadaki 200'er kişilik salonlar. Böyle sakinleşmiş görmüş olmak mümkün değil aslında burada ama şu anda sanırım herkes tatlı tarafında. Ya da oturmuş çünkü akın akın geliyorsunuz ve birkaç saat sıra bekliyorsunuz. Biz dünyanın insanı derler ya, gerçekten rengarenk. Farklı kültürden. Renkli karakterler. Burası Tatistan. Benim favorim bu. Ekler. Bizim sütlacımıza rice pudding demişler. Böyle salata. Meyve salatası ve tatlı salatası barı var. Üst katta böyle. Bir üst katta da böyle.